tüm uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Belki evet. 1990'ların veya hatta 1970'lerin Türkiye'yi harekete geçiren ismi olarak Hoca'ya anabiliriz ama 2000'lerin de Türkiye'sinde tüm milleti hatta tüm coğrafyaya dinamik tutan isimleri biliyoruz. Merak ettiğim için Sayın Erbakan da buradayken mesela geçen haftalarda İran Büyükelçisi misafir ettiniz. Tabii. Suriye'de özellikle Halep'teki en büyük katliam yapanların başında İranlı milisler geliyor ve şu anda İdlib'de de maalesef onlar başrol oynuyorlar. Yani şimdi burada İslam coğrafyası, İslam kardeşliği falan diyoruz da sonuçta burada oradaki insanları katledenler de bunlar maalesef. İran'da İran Büyükelçisi de bize diyor ki ya siz diyor Amerikan Irak işgaline destek oldunuz. AK Parti hükümeti. Irak'ta diyor 1 milyon sivil öldü. Bunun diyor vebali sizin üzerinizde diyor. Biz o adama ne diyeceğiz şimdi? Sen orada sivil öldürdü diyorsun. 5 bin, 10 bin sivil öldüyse sen burada Irak'ta 1 milyon insanın ölmesine yol açtın. Yani dünya 5'ten büyüktür demek çok güzel. Efendim Birleşmiş Milletler'de en güzel konuşmayı yapmak güzel. Konuşma olarak bile olsa, sözlü olarak bile olsa güzel de Büyük Ortadoğu Projesi'ne niye destek oldunuz o zaman? İran, Amerika'nın işgal etmesine niye destek oldunuz? Irak'ta ölen sivil sivil değil mi? Şimdi Halep'te ölen İran'ın öldürdüğünü söylüyorsun da ben İran'ı savunmak için söylemiyorum. Yani bu anlayışınızla bir yere varılmaz. Hayır, İran da size diyor ki sen de 1 milyon öldürdün. E ne yapalım biz İran'la kavga edelim o zaman. Dedi ki ya biz işin başında Türkiye ile çok uğraştık. Ya gelin bir abilik yapalım. Bölgenin en iyi, en güçlü iki ülkesiyiz. Şu Esad da bizim nazımız geçer, sözümüzü dinler. Bunu da çağıralım. Hiç Rusya'yı da katmayalım dedik. Rusya'nın da burada işi yok. Rusya daha 2015'te geldi. Gelmeden önce Esad'ı, muhalifleri, İran, Türkiye yönetimi oturalım. İşte bugünkü Astana görüşmeleri gibi. O zaman Rusya'ya da gerek olmayacaktı diyor. Türkiye maalesef o zamanki Dışişleri Bakanı, o zamanki Hariciye Amerika'nın, İngiltere'nin ajandasıyla Esad'a gitmiş. Esad da ben bunlarla nasıl anlaşacağım dedi. Ve arkasından tabii katil Esad, hadi yürüyün biz de arkanızdan geliyoruz. Ne oldu arkanızdan geldiğinde? Şam'da cuma namazı kılacağız diyordum. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de namaz kılıyor. 1 milyon Suriyeli ölmüş. 10 milyonu evinden yurdundan olmuş. Suriye yerle bir olmuş. Suriye'nin kuzeyinde en büyük terör koridoru oluşturulmuş. Yüzlerce yıl aynı devletin tebaası olduğumuz Müslüman komşumuzla, kardeşimizle düşman haline gelmişiz. Amerikan ve Rus askeri İslam toprağına yerleşmiş. Ve şimdi geldiğim noktada da Esad %85'ini toprakların geri almış. Ve hala da koltuğunda oturuyor. Yani bu mu şimdi dış politika? Biz ne elde ettik Suriye politikasında?